Adam aile dizimini sordun, bu videoda özel bir teknoloji kullanalım. Aşağı linç için ayrı bir bölüm açalım. Şimdi linç için olanlar oraya yazsın, kendilerini yalnız hissetmesinler. Ee, zor bir konu, çünkü sadece aile dizimiyle ilgili bir konu değil. Kadim şifa teknikleri ve ondan türetilen modern, new age, spiritüel şifa teknikleri bu aralar çok çok yaygın. Bunların önemli bir kısmı bilimsel bazı verilerle desteklense bile çok önemli bir büyük, büyük kısmı nasıl çalıştığı bilinmeyen, çalışıp çalışmadığı konusunda ciddi soru işaretleri olan ve tabii ki modern ortodoks bilimsel yöntemlerle çalışanlar için kabul edilemez iddialara sahip bazı yöntemler. Bunlardan biri de işte bu dizilere falan yansıdıktan sonra hani biraz daha gündemimize girmiş olan aile dizimi denen şey. Ben aile dizimini uzaktan haberdar olarak senelerce duydum ama çok içine girmedim. Yani bir deneyimim olmamıştı. İşte birilerinin anekdotları, anlatılarını duydum. Bana çok makul de gelmedi. Fakat daha sonra hani bu işin Türkiye'deki ilklerinden birisi olan bir hocanın Mehmet Zararsızoğlu'nun bir seansına katıldım. Deneme amaçlı olarak yani nasıl bir ortam diye zaten böyle bir tanışma etkinliğinin içerisindeydi. Ve yaşadığım şey gerçekten yenilir yutulur gibi değildi. O günden sonra çok ilgimi çekti. Çünkü hiç tanımadığım bir insanın bizi sadece salonun belli yerlerine konumlanarak başladığı bir süreçte ben mesela bir anda korkunç bir öfke hissiyle sarsıldım. Böyle bir öfke doğdu içimde. Ve hiç tanımadığım bir insanın gırtlağını sıkmak falan isterim. Yani o derece yoğun bir duygu yaşadım hatta önüme de bir başka arkadaşı koymuştu. O arkadaşın böyle tepesine vurarak onu bir bertaraf etmek falan istedim yani. Normalde ben böyle bir şey yaşayan bir insan değilim. Benim çok yeni. Ve daha sonra işte birkaç bir şey daha oldu. Arkadaşlardan biri yere yattı. Durduk yere ve kendinde niye yere yattığını bilmiyor yani falan. Daha sonra Mehmet Hoca ile beraber işte bu seansta ne olduğu konuşurken ben içimdeki duyguyu anlattım söz aldığımda ben duyguyu anlatır anlatmaz arkadaş ağlamaya başladı. Aile dizimini yaptığımız kişi yani bizi bir yerlere yerleştiren o arkadaş. Hala ismini bilmiyorum o zaman da sormadım ama ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun falan dediler. Dedi ki ben dedi hocayı babamın yerine koymuştum dedi. Ve babam bana karşı bitmeyen bir öfkesi vardı. Niye olduğunu hiç anlamadım dedi. Hatta dedi yani böyle beni bir eline geçirse boğacak gibiydi falan dedi. Benim hissettiğim şeyleri birebir anlatınca falan ben bir tırstım. Sonra tabii daha evvel bizim YouTube kanalında Deniz Altunay'la falan da konuştuk. Bu psikodrama vesaire özelinde de Onların tele dedikleri bir iletişim biçiminden bahsediyorlar. İnsanların bir şekilde bağlantıya geçmeleri. Şimdi bunlar benim teorik olarak bildiğim bir sürü şeyle uyumlu ama güncel bilimin insan zihninin işleyişi ve psikopatolojilerine dair kabulleriyle çok örtüşmeyen bazı açıklama biçimlerine ihtiyaç duyuyorlar. O taraflara başvurmamız gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim, biz normalde sözlü iletişim, beden dili, hadi biraz da böyle örtük, örüntüsel algılamayla empatik iletişimler kuruyoruz. İşte karşımızdakinin biraz böyle yüzü bozulunca bizim de duygularımız değişiyor falan. Bu tarz bir iletişimi sözsüz de olsa anlayabiliyoruz. Ama bize aile dizimiyle gündemimize giren, daha böyle antik havalı, psikodramaya dayalı bazı yöntemlerde Bunların hiçbiriyle açıklayamadığımız bazı durumlar oluyor. Bazen o nesilde o insanların beraber yaşadıkları kişilerle bazen de çok önceki nesillerle hiç fiziksel olarak irtibata geçilmemiş olan ataların ya da eskilerin zihinleriyle ya da deneyimleriyle bir bağlantı kurma durumu oluşuyor. Böyle bir şeyden bahsediliyor. Tabii bunun içinde bildiğimiz nesnel iletişim yöntemleri ya da mekanizmalar bizim için çok açıklayıcı olamıyor. Ama öbür taraftan benim işte bilimsel düşünce okulunda falan da uzun uzun anlattığım bazı teorik açıklama çerçeveleri var. Mesela bir tanesi ve benim çok sevdiğim İngiliz Rupert Sheldrake'in formül ettiği morfik alanlar diye bir sistem var. Morfik alan sistemi daha önce burada da anlattım. Bizim soruyorum bölümlerinde şurada bir yerde vardır muhtemelen. Anlattığım üzere maddesel olmayan bazı alanlar bunlar ve bu alanlar maddeyi şekillendiriyor. Aynı zamanda bir bellek taşıyor. Ne demek bu? İster bu evrende bir basit tuz kristali olsun, İsterse bir insan doğsun ve davranış göstersin. Maddesel organizasyonu nasılsa hepimizi birbirine bağlayan ve ortak bir kökene dayalı bir manyetik alan benzeri alanda bu davranışların hepsinin bir motifi, bir kalıbı ve yapılan her şeyin bir izi kalıyor. Bu iz bir bellek izi olarak devam ediyor ve her şey bir başka şeyden ürediği için, işte bir canlı bir başka canlı ürediği, cansız nesneler birbirine dönüştüğü için bu bilgi de nesiller boyunca, yeni oluşumlar boyunca aktarılıyor ve sonraki oluşumları etkiliyor. Bunun mesela deneysel kanıtları da var ilginç bir şekilde. Mesela yeni sentezlenen yapay kristaller zaman geçtikçe ısıya karşı çok daha dayanıklı oluyorlar. Mesela ilk sentezlendiklerinde çok çabuk eriyorlar. Ama daha sonra ilk sentezlerin üzerinden çok zaman geçince birkaç sene sonra bunlar daha zor erimeye başlıyorlar. Çünkü yapıları stabilize oluyor. Yani bir nevi yapılarına dair hafızanın kuvvetlendiğini düşünüyoruz ama Doğada var olan kristallerde böyle bir şey görmüyoruz. Onların erime dereceleri değişmiyor. Çünkü onların bellekleri çok eskiden geliyor. Şimdi bunun gibi böyle bir sürü deneysel kanıt var. İşte hayvanların öğrenmesinde şurada burada ama bu sadece bir hipotez. Ve biz bu hipotezi tutup da bir kanunmuş gibi açıklama için buraya koymaya kalkarsak bu hipotezi kabul etmeyenler için çok geçerli bir açıklama olmuyor. Zaten hipotez bilimde henüz sınanmamış. Ama bazı kanıtların düşündürdüğü kuvvetli fikir ya da öngörü anlamında kullandığımız bir terim. Buradan baktığımızda ben açıkçası konuya şöyle bakıyorum. Bana soruyu yönelttiğin için ben kendi yorumumu söyleyeyim. Ben şifanın her zaman bilimselden çok daha üstün bir yapı, yani bilimsel olmaktan çok daha üstün bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Sanatsal bir şeydir şifa. Ve bir şey insana iyi geliyorsa iyi geliyordur. Bunu da nasıl işlediğini bilmek zorunda değilizdir. Bu bağlamda eğer böyle bir teknik gerçekten şifaya yol açıyorsa bence kullanılmasında bir mahsur yok. Açıklamasına gelince bizim modern bilimsel yaklaşımın temelini oluşturan biraz materyalist, biraz pozitivist felsefeyle baktığın zaman e, maddesel etkileşimlerin dışında herhangi bir etkileşim tipini kabul edemeyeceğimiz için oradan baktığımızda e, böyle şeyleri yok saymamız lazım. Ama yok değil, oluyor, var bir şeyler. Dolayısıyla bugünün biliminin ve bakış açısının açıklamakta henüz yeterli olmadığı ama bana sorarsanız son derece belirgin bir biçimde çalışan bazı metotlardan bahsediyoruz. Bunun içerisinde işte sakral uygulamalar diye bilinen işte masaj uygulamaları, biyoenerji uygulamaları, işte psikodrama metotları, bu aile dizimi gibi metotlar bunların hepsini bunun içine toplayabilirim. İnsanın bu boyutta gördüğümüz et, kemik ve zamansal maddeden ibaret bir canlı olduğuna inanmıyorum. Ya yani hiçbir maddenin bu kadar gördüğümüz kadar olduğuna inanmıyorum zaten. Eğer buna aşkın bir tarafımız varsa ve o tarafımız bir etkileşime vesile oluyorsa e bunun da tabii ki kurallarını bu maddesel dünyadaki fizikle, işte mantığımızla çok kolay çözemeyeceğimiz zaten beklenen bir şey. Bu beni çok germiyor da e, ya da bunu anlayamamak beni çok üzmüyor da. Yani çok önemli bir şey değil bu. Önemli olan bence burada normal bir insanın bakış açısıyla Öyle bir fenomen duyduğumuzda biz nasıl yaklaşacağız? Yani i̇şimize yarayan bilgi nedir? Bir, uygulayıcının usta olması gerekiyor. İki, sadece hayret ettirmek değil, şifa verme becerisi olması gerekiyor. Aile dizimi gibi tekniklerde insanlar çok acayip şeyler fark ediyorlar. Çok farklı travmalar gün yüzüne çıkıyor ama siz bunlarla nasıl bir hale gireceğinizi bilemezseniz, ne yapacağınızı bilemezseniz sonuçta zarar da verebiliyor. ciddi bir problem çünkü... İnsanlarda bu travmalar baş edemeyecekler için gizleniyor zaten bilinç dışı kısımlara. Siz bunu açığa çıkardığınızda buna bir şey yapabiliyor olmanız lazım. Öyle gittim işte yedi nesil önce bilmem ne olmuş öğrendim çok aydınlandım demekle olmuyor. Sonra onlar hayatta başka sorunlara gebe olabiliyor. Ve netice itibariyle üçüncü bir kriter olarak da ustalık kriterini koyabilirim. Yani her merhaba ben bu tekniği öğrendim yapıyorum diyene gitmektense gerçekten referanslı bir şekilde diğer insanların şahitliğiyle Hani bilimsel mahvilleri şahit dile demeyi çok isterim ama bilim bu konularda pek topa girmediği için orada şu anda bir boşluk var. Ama gerçekten e, kullanıcıların ya da faydalanıcıların ya bu bu işi iyi yapıyor dediği birileriyle bunu deneyimlemekte fayda var. Herkes deneyimlemeli mi bilmiyorum. İhtiyacınız varsa bir bakın ben bir kere denedim tadını aldım çok hoşuma gitti ama bir daha yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Belki de çok derin bir derdim vardır, ben farkında değilimdir. Biri onu bana söylerse de çözümü buradaysa gene giderim. Öyle bir e, angajmanım da yok. Hadi dördüncü kriter buldum, onu da söyleyeyim. Eğer birisi yaptığı herhangi bir tekniği her derde deva gösteriyorsa oradan hızla kaçın. Öyle bir teknik yok. Ne olursa olsun her teknik birilerine uygundur ama muhakkak çok büyük bir kitleye uygun değildir. Biz çok benzersiz varlıklar olduğumuz için de biraz da bu tıpkı basım sanayi tipi iyileştiricilerden uzak durmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii şimdi Mustafa Can'ın hatırlattığı birkaç kriter var. Onları da eklemekte fayda mülahat ediyorum. Bir tanesi bu kadar yeni ve deneysel bir alan olunca bunun su istimalini yapanlar ustalarından kesinlikle daha fazla olacak. Hele ki işin içine akçeler girdiği zaman o iş biliyorsunuz. Yani bizde patlıyor. O yüzden hani çok ciddi bir durum olmadıktan sonra, çok usta bir ikna edici bir vaat olmadıktan sonra bu işlere biraz mesafeli durmakta fayda var. Şimdi bu devrin bize satış yapmakta en çok kullandığı propaganda noktalarından bir tanesi sürekli kendimizi eksik, travmatik, yaralı falan hissetmemiz ki biz bir şeyler satın alalım. Ya yani birçok insan oraya gittim diyor, bilmem ne travmam varmış çıktı falan diyor. Bu genellikle şöyle bir söylemin yansıması aslında. O travmam olmasa bak ben nasıl olacağım? Ne süper bir insanım. Ee, çocukluk travmalarının geçmiş travmalarının varsa eğer bir etkisi, bu arada travma diyenlerin çoğu travmanın ne olduğunu Allah şükür bilmiyor, hiç de bilmesinler inşallah. Travma çünkü öyle bir şey değil. Babam küçükken e, favorilerinden çekmişti, ben travma oldum falan gibi bir şey değil o. Travma çok daha derin baş edilemeyen bir yara. Herkes kendinde öyle bir şey olduğunu vehmediyor. Bunu niye yapıyor? Oraya bir şikayet bahanesi atayarak bugün bir şey yapma enerjisini gayet kolay saçıp savurabiliyor. Harekete geçmemek için bahane yapıyor yani onu durup dururken kendimizde travma bulmanın, kendimizi böyle etiketlemenin çok sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Ee, var olan bütün yaralar aslında tecrübe içindir. Biz onları aşmayı öğrendiğimizde daha üst bir kişilik modeline geçeriz. Daha üst bir gelişmişlik modeli, versiyon 2.0 3.0 oluruz. Dolayısıyla biraz onlara da şükretmeyi, geçmişe dönüp onları iyileştirmeden süper bir insan olamayacağımız sanrısını bir kenara bırakmamızı şiddetle tavsiye ederim. Yani bence olduğunuz halinizde iyisiniz, o kadar da abartmayın.